Bugün tüm dünyada enflasyon gündemin en başındaki konu. Benim gibi, muhtemelen siz de enflasyon kontrolden çıkarsa nasıl hazırlanıp hayatta kalacağınızı düşünüyorsunuz. Bu videoda size enflasyona daha iyi hazırlanmanız için 11 ipucu vereceğim. Bu ipuçları benim değil, bazı ekonomi ders kitaplarından da değil. Bunlar, tarihin en kötü hiperenflasyonlarından birini atlatan Zimbabwe halkından pratik ipuçları. Araştırma yaparken Philip Haslam'ın yazdığı When Money Destroys adlı bir kitap buldum. Bu videoda, hiperenflasyon döneminde sıradan insanların ve işletmelerin hayatta kalmak için kullandıkları ipuçlarına ayrılmış son bölümlerden sadece birini özetleyeceğim. Başlamadan önce, lütfen bu ipuçlarının finansal tavsiye olmadığını ve benim bir finansal danışman olmadığımı unutmayın. Duyacağınız ipuçları yazara ve kitap için görüştüğü kişilere aittir. Ayrıca korku ve panik yaratmaya çalışmadığımı belirtmek isterim. 1. Yapabiliyorken çık. Bir gemide olduğunuzu ve geminin adının Titanic olduğunu hayal edin. O gemiye ne olacağınızı zaten biliyorsunuz değil mi? Titanik'teyseniz, geminin hangi bölümünün daha güvenli olduğunu ve hayatta kalma şansınızın daha yüksek olduğunu söyleyebilir misiniz? O gemide hiçbir yer güvenli değil. Hayatta kalmanın en iyi yolu gemiden inmek. Hiperenflasyona doğru giden bir ülke, tıpkı Titanik'in buzdağına doğru gitmesi gibidir. Hiperenflasyonla karşı karşıya olan bir ülkede sizi kurtarabilecek hiçbir çeşitlendirme stratejisi yoktur. Çünkü bir ülkedeki her bir yatırım, her bir tahvil, her bir gayrimenkul ve her bir işletme para birimine bağlıdır ve o para birimi batmaktadır. Hiperenflasyondan kurtulmanın en iyi yolu şüphesiz ondan tamamen kaçmaktır. Zimbabwe'den ayrılan yaklaşık 4 milyon kişinin hayatları bir anda düzeldi. Tüm insanlar için tavsiye edilebilecek bir şey değil. Ancak yazarın röportaj yaptığı Zimbabwelilerin yanıtlarına dayanarak, hiperenflasyonun ülkenizde ciddi bir risk haline gelip gelmediği, ülkeden ayrılmanızı etkileyecek önemli bir husustur. Göçmenler finansal olarak mücadele etme ve sosyal destek yapılarından yoksun olma eğilimindedir. Ancak birçok Zimbabwelinin vurguladığı gibi, bu hiperenflasyonla yaşamanın zorluğuyla karşılaştırıldığında hiçbir şey değildir. Ülkeyi terk etmek de hükümet tarafından kısıtlanabilir. Sınır noktalarındaki hareketlerini izlenmesi ve kısıtlanması, akut ekonomik kriz zamanlarında muhtemelen artacaktır. Zimbabwe hükümetinin kaçanları durdurmak için elinden gelebilecek fazla bir imkanı yoktu. Ancak imkanları olsaydı muhtemelen durdururlardı. Bir göçmenlik planınız var mı? İkinci veya üçüncü bir pasaport almayı veya tavsiye için göçmenlik uzmanlarıyla iletişime geçmeyi düşündünüz mü? Ailenizden ve arkadaşlarınızdan ayrılmak kolay değil ama düşünmeye değer. İnsan ilişkileri ve toplum. Kalmaya karar verdiyseniz, hiperenflasyondan kurtulmanın tek yolu insan ilişkileri ve topluluk olacaktır. Zimbabweliler, gıda kıtlığı ve suç baskısı altında birbirine daha bağımlı hale geldi. Yalnız olsaydın, hayatta kalma şansın daha zayıf olurdu. Hiperenflasyon sırasında en iyi çözüm, ihtiyacınız olan malları takas etmek için topluluğunuzla ilişki kurmaktır. Mevcut sosyal organizasyonların bir avantajı var. Zimbabwe'de toplum üzerindeki baskı arttıkça, ülkedeki kulüpler, kiliseler ve yardım grupları hızla destek ve ticaret merkezleri haline geldi. Sarf malzemelerine erişim tamamen ilişkilere dayanıyordu ve güven paraya çok önemli bir alternatifti. Hiperenflasyon sırasında, paraya güvenme yeteneğiniz ortadan kalktığından, etrafınızdaki derin ve bağlantılı bir topluluk, kilit bir hayatta kalma stratejisidir. Bunu kasıtlı bir odak olarak aramanız gerekir. Karanlık zamanlarda kime güvenebilirsin? Topluluk, temel malları sağlamanın yanı sıra koruma da sunar. Dövizlerinizi ülke dışında tutmak. Para daha az kullanışlı hale geldikçe alternatifler bulmanız gerekecek. Bir hükümet çok para bastığından, devlet tarafından onaylanmış para birimi dışındaki herhangi bir para birimini kısıtlamak için mümkün olduğunca çok çaba gösterecektir. Paranın birkaç önemli kullanımı vardır ve bunlardan biri değer saklama aracıdır. Yazar, mümkün olduğu kadar çok yüksek enflasyon veya hiperenflasyon döneminde tasarruflarınızın bir kısmını deniz aşırı hesaplar, istikrarlı para birimleri ve varlıklar cinsinden tahsis etmeyi düşünmeniz gerektiğini söylüyor. Ancak sorun şu ki, bugün dolar gibi başlıca para birimleri de dahil olmak üzere neredeyse tüm itibari para birimleri basılıyor. Birçok işletme sahibi ve kişi, ülke içinde sabit döviz bulundurmaları halinde hiperenflasyon sırasında güvende olacaklarına inanıyor. Ancak sorun şu ki, hükümet sizi tüm dövizlerinizi yerel para birimine çevirmeye kolayca zorlayabilir ki bu çok yaygın bir şeydir. Çoğu hükümetin yüksek enflasyon dönemlerinde yaptığı bir şey bu. Özellikle bir işletmeniz varsa ve elinizde döviz varsa, kaç gün önce işinde Arjantin'de bir gecede nasıl 900 bin dolar kaybettiğini anlatan milyarder Mikhail Saylor'u dinliyordum.
bir banka hesabında milyon doları vardı ve hükümet tüm yabancı para birimlerinin yerel para birimine çevrilmesi gerektiğini söyleyen bir yasa çıkardı. Dönüşüm gerçekleştikten sonra yerel para birimini devalüe ettiler ve yerel para birimi dolar karşısında değerinin %90'ını kaybetti. Aniden banka hesabındaki milyon dolar artık sadece 100 bin dolar değerindeydi. Parasının %90'ını kaybetti. Bu nedenle ülke içinde döviz bulundurmak tamamen güvenli değildir. Daha iyi bir strateji onu deniz aşırı hesaplarda tutmaktır, ülke dışında. Yabancı para birimlerini deniz aşırı tutmak, ülke içinde tutmaktan daha iyi olsa da zor olan kısım hangi dövizin tutulacağına karar vermektir. Dolar ve euro gibi büyük para birimleri hiç olmadığı kadar hızlı basılıyor ve hızla değer kaybediyor. Küçük yerel para birimleriyle karşılaştırıldığında büyük para birimlerinin ortalık yatıştıktan sonra hayatta kalma şansı daha yüksek. Ancak bana sorarsanız yine de tamamen güvenli bir seçenek değil. Bu yüzden şahsen yabancı para birimlerinin yanı sıra ağırlıklı olarak altın ve gümüşü deniz aşırı hesaplarda tutmayı tercih ediyorum. 4. Nakit. Hiperenflasyon yakın bir risk haline gelirse paranızı bankadan çekip çekmemeyi düşünmeniz gerekir. Elinizde nakit olduğunda yakın veya uzak gelecekte uzun ömürlü ve kolayca ticareti yapılabilecek bir şey satın almayı denemeniz gerekir. Örneğin yabancı para birimleri, altın ve gümüş madeni paralar, yakıt veya dayanıklı gıda. Hiperenflasyon sırasında çok yüksek banka mevduat faiz oranları bankadaki paranızın büyüdüğü izlenimini yaratır. Bu bir illüzyon. Bankadaki nakdin gerçek satın alma gücü hızla sıfıra doğru düşüyor. Bu noktada nakit ne güvenilir bir hesap birimi ne de güvenli bir değer deposudur. Sadece bir değişim aracıdır ve bu nedenle ticareti kolaylaştırmak için yalnızca çok kısa sürelerde tutulmalıdır. Zimbabwe'de mevduat faiz oranları %8000'e kadar çıktı. Paralarını yatıranlar yılda 80 kat para kazanabiliyordu ama bu yeterli değildi. Pek çok insan ne olduğunu anlamadı ve son derece yüksek görünen faiz oranlarının cazibesine kapılarak birikimlerini saf bir şekilde bankalara yatırdı. Her şeyi kaybettiler. 5. Hesap birimi. Her gün 1 litre süt almak için bir çiftçiyi ziyaret ettiğinizi hayal edin. Diyelim ki 1 dolar ile 1 litre süt alıyoruz ama bir gün çiftçiye gidip aynı parayı ödüyorsunuz ama o size sadece 0.9 litre süt veriyor. Sorduğunuzda artık 1 litre sütün 1 litre olmadığını açıklıyor. Artık 0.9 litre. Başka bir gün yanına gittiğinizde size 0.8 litre süt veriyor ve ölçünün tekrar değiştiğini anlatıyor. Bu sayede ölçü her gün değişmeye devam ediyor ve farklı miktarlarda süt almaya devam ediyorsunuz. Nasıl hissederdiniz? Öfkelenirsiniz ve böyle hissetmekte haklı olursunuz. Çünkü litre ve sayaç gibi tüm ölçüm sistemlerinin kararlı olması gerekir. Sürekli değişiyor olamazlar. Bir gün 1 metre 100 santimetre, diğer gün 90 santimetre deniyorsa ev yapamazsınız. Şimdi eminim ki bu örneklerle nereye gittiğimi merak ediyorsunuz. O yüzden açıklamama izin verin. Para, tıpkı litre veya metre gibi bir ölçü birimidir. Ekonomide buna hesap birimi denir. Paranın en önemli işlevlerinden biri bir hesap birimi işlevi görmesidir ve ekonominin düzgün çalışması için istikrarlı olması gerekir. Hiperenflasyon sırasında para, hesap birimi olma özelliğini kaybeder. Tıpkı süt örneğimizde olduğu gibi her gün farklı miktarda süt alıyorsunuzdur ve insanlar bunu bir ölçüm aracı olarak kullanmayı bırakır. Hiperenflasyonlu bir ortamda, işletmeleri yönetenlerin işlemleri istikrarlı bir ölçüme dayalı olarak kaydetmenin bir yolunu bulması gerekecektir. Bir değer ölçüsü bulmanız gerekir. İşlemleri kaydetmek için nispeten istikrarlı bir ölçüt olmalı ve ideal olarak diğer işletmeler tarafından da kullanılmalıdır. Zimbabwe'de insanlar yakıt, yiyecek, altın ve de ABD dolarına kadar her türlü kıstası kullandılar. 6. Borç. Hiperenflasyonlu bir para biriminde sahip olunan borçlar hızla hiçbir şey değilmiş gibi gelmeye başlar. Borçlular genellikle borçlarını kolaylıkla geri ödeyebilirken, borç verenlere borç verdikleri zamandan daha düşük bir satın alma gücüyle geri ödeme yaparlar. Tipik olarak faiz oranları hiperenflasyonu asla uygun şekilde telafi edemez. Bu nedenle kredilere erişenler muazzam fayda sağlar. Bankacılık sistemi dışındaki kişilerden veya işletmelerden borç alırsanız, başka bir zorla etik ikilemle karşı karşıya kalırsınız. Başkalarından borç almak, onların hiperenflasyon tarafından mahvedilmesini beklemek doğru mudur? Bu, onurlu, adil bir ticaret mi? Bir akrabanızdan veya arkadaşınızdan bu şekilde borç alır mısınız? Yüksek şiddetli enflasyon sırasında borç almanız veya borç vermeniz gerekiyorsa, bunu istikrarlı para birimleri,
altın, yakıt veya gıda ile yapmak daha iyidir. İstikrarlı para birimlerinde borç verme borç vereni korur. Böylece borç alan net bir vicdanla borç alabilir. Zimbabwe'de bu genellikle yakıt ve dövizle oldu. 7. Kazançları değil varlıkları yönetin. Yüksek düzeyde enflasyonla karşı karşıya olan bir ülkede iş yapıyorsanız, artan girdi maliyetleri, fiyat kontrolleri, döviz sahipliği üzerindeki kısıtlamalar, personel maaşlarını ödemede zorluklar, sıkıntı çıkartan belediye hizmetleri ve insanlar fakirleştikçe veya ülkeyi terk ettikçe ürün ve hizmetlere olan talebin düşmesi gibi zorluklarla karşılaşacaksınız. Bu tür olumsuz çalışma koşullarında işletmeler müşteri odaklı paradigmadan hayatta kalma paradigmasına geçmelidir. Şirketler, değer depoları olarak hareket edecek kadar dayanıklı ve pazarlanabilir maddi varlıklara ve ticarete konu olan mallara sahip olmaya çok daha fazla odaklanmalıdır. Bunu yapmanın iyi bir yolu, belirli bir mal veya hizmet sağlamaktan varlıkları yönetmeye veya bir tüccar olmaya geçmek olabilir. Buradaki önemli hususlar, hükümetin elinizdeki varlıkları alma riskini tahmin etmeye çalışmayı içerir. Bu nedenle işletme sahibi olarak yönetmeliklerin nasıl değiştiğini yakından takip etmelisiniz. Ayrıca, yabancı ülkelerde mülkiyet haklarına karışılmayan varlıklara sahip olmak sağlam bir strateji olabilir. 8. Emeklilik. Hiperenflasyon, emeklilik fonlarında tasarruf edilen büyük miktarlar dahil. Neredeyse tüm emeklilik tasarruflarını sıfıra indirir. Emeklilik yatırımlarınızın ya sıfıra indirileceğini ya da kamulaştırılacağını bilmelisiniz. Zimbabwe'deki bir mali müşavir şunu söyledi. Eğer Zimbabwe'li emeklilere ülkenin para birimi çöküşünden önce danışmanlık yapıyor olsaydım, şunu söylerdim. Emeklilik politikalarınızda nakit para, emekli maaşınız varsa onu değerli bir şeye taşıyın. Herhangi bir sabit gelir kaynağınız varsa bunlar hiperenflasyonda değersiz olacaktır. Tasarruf ve parayı nakit olarak saklama konusundaki tüm batılı görüşlere karşı çıkmanız gerekiyor. Tüm paranızı ve birikimlerinizi değer depolayan şeylere ve hayatta kalmak için ihtiyaç duyacağınız şeylere dönüştürün. Hem devlet hem de bireysel emeklilik sizi kurtarmaz. 9. Değişim aracı. Paranın önemli kullanımlarından biri bir değişim aracı olmasıdır. Ulusal para biriminizi kullanmadan mal ve hizmetler için nasıl ödeme yaparsınız? Bazı çekici işlem hizmetlerine sahip bir dizi altın işlem platformu bulunmaktadır. Ancak interneti ve ödeme ağlarını devlet kontrol ediyorsa seçenekleriniz sınırlı hale gelebilir. İnternet güvenliği, çevrim içi ödeme platformlarında da bir sorun olabilir. Yazara göre, Bitcoin gibi kripto para birimleri, işlem yapmak için yeterince güvenli, anonim ve uygun yollar sunabilir. Bu teknolojiler hızla gelişiyor ve bu elektronik para birimlerindeki en son gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgi sahibi olmak önemli olacaktır. 10. Biriktir ve yatırım yap. Fonlarınızı resmi yatırım sektöründen çıkarmış olsaydınız, yine de nerede ve nasıl tasarruf edeceğiniz sorusuyla karşı karşıya kalırdınız. Bu, kitapta cevaplanmayan karmaşık bir soru ve ben de kişisel olarak cevaplayamıyorum. Ancak net bir şey varsa o da şudur. Gerçek varlıklarda tasarruf olmadan hiperenflasyona girmek büyük bir dezavantajdır. Geleneksel olarak yüksek enflasyon veya hiperenflasyon zamanlarında insanlar şirket hisse senetleri, değerli metaller, mülk, nadir koleksiyonlar ve güvenilir yabancı para birimleri gibi çeşitli şeylerde koruma aradılar. Ancak tasarruf etmeyi seçerseniz, her bir varlık kanıtlanmış değeri saklama kabiliyetine, büyük ihtiyaç anında satmanın ne kadar kolay olacağına, taşınması, korunması ve bakımının ne kadar maliyetli olduğuna ve hükümetin müsaadesinden ve çökmekte olan bir ekonomiden ne kadar güvenli olduğuna göre değerlendirilmelidir. 11. Dinlemeyi öğrenin. Hükümetler, güçlü kontrol araçları olarak kafa karıştırıcı dil ve retorik kullanırlar. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaları nasıl anlayacağınızı öğrenmelisiniz. Ne söylediklerini ve özellikle ne söylemediklerini öğrenin. Pratikte pek çok hükümetin düşünmenizi isteyeceği şeylere rağmen, çoğu şey ortalama bir insanın anlayamayacağı kadar karmaşık değildir. Yararlı bir kural şudur. Ne dediklerini anlamıyorsanız muhtemelen anlamanızı istemiyorlardır. Bu son ipucuydu. Portföyümün nasıl göründüğünü ve enflasyona nasıl hazırlandığımı merak ediyorsanız işte size kısa bir özet. İş. Servetimin %75'i işim ve işime yoğun bir şekilde geri yatırım yapmaya devam edeceğim. Çünkü en iyi getiriyi elde ettiğim ve farklı pazarlama ve farklı ürün gruplarına yönelmek için en büyük fırsata sahip olduğum yer burası. Gayrimenkul. Servetimin %10,5'u gayrimenkulde ve gayrimenkul fiyatlarının yüksek olmasına ve faiz oranlarının yükselmesine rağmen gayrimenkul varlığımı artırmayı planlıyorum.
Bunu yapmak için 4 nedenim var. Borç, kaldıraç, değer saklama ve vergilere daha kolay erişim. Değerli metaller. Servetimin %9'u altın ve gümüşte ve daha fazlasını almaya devam etmeyi planlıyorum. Fiziksel olarak altın ve gümüş bulundurmanın yanı sıra yaşadığım ülke dışında da değerli metaller alıp saklıyorum. Gold Avenue isimli, İsviçre'de bulunan ve oldukça cazip depolama seçenekleri sunan bir firma kullanıyorum. Elinizdekileri anında satabilirsiniz. İlgilenirseniz açıklamaya link bırakıyorum. Nakit. Şu anda varlıklarımın %4'ü nakitte ve 3 farklı para biriminde tutuyorum. Son olarak, borsada %1 ve Bitcoin'de %0.5 varlığım var. Gördüğünüz gibi servetimin en küçük kısmı Bitcoin'de ama onu da artırmayı düşünüyorum. Tüm bunların yanı sıra bu kitabı okuduktan sonra durum gerektiriyorsa başka bir ülkeye göç etmeyi de daha ciddi düşünmeye ve planlamaya başladım. Son 15 yıldır farklı şehirlerde ve ülkelerde göçmen olarak yaşıyorum. Bu yüzden göçmenlik alışık olduğum bir şey. İzlediğiniz için teşekkürler.